Ee, pozisyonlara bakalım. Üzerine konuşacağımız çok şey var. Hala bizi bekleyen bir 25 dakika var. Ee, Ahmet Hoca ile beraber değerlendirmelerimiz olacak. Tabii ki Serkan Korkmaz ve Mehmet Özcan da Özellikle. eşlik edecekler bize. Ee, sevgili seyirciler pozisyonlar da ekrana gelmeye başladı. Mücadelenin 17. dakikasındayız. Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun topa Rashford hareketlendi. Onun o bahsettiğimiz orta pas... Ne derseniz bu pozisyonda Hüylün'de attırdığı gol görüntüde Davinson Sanchez offside'ı bozuyor. Marcus Rashford kafasıyla şöyle bir topa dokunup ayağın içiyle hakikaten muhteşem bir top gönderiyor. United'ın golü bu şekilde ekrana yansıdı. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bunun deminki açıdan getirir orada durursak şimdi 2-2 iki bir oyun var burada. Özellikle Angelino'ya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın oyununda burada duralım, burada duralım, burada duralım. Duralım burada. Bakın Galatasaray'ın oyununda bekler hücuma katılır devamlı. Bu oyun Galatasaray'ın oyun felsefesi. Bekler hücuma katıldığında bu alanlar tamamıyla boştur. Diğer tarafta boş. Eğer buraya kimse desteğe gelmezse iki stoperiniz e, rakibin bazen iki bazen üç futbolcusuna karşı oynamak zorunda kalır. Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Böyle anlarda orta sahadan ki Torreira'yı burada görüyoruz. Angelio'nun olmadığı anlarda buraya birinin kayması lazım. Bu Galatasaray'da oturmadı. Hocam Angelino burada baskıya gerçeği, gitti bu arada. İşin gerçeği arkanızda boş bıraktığınız bir adam varsa öne gitmeyeceksiniz. Bu tamam. benim görüşüm. Gitmeden önce gösterelim. Sevgili Serkan ve Mehmet de görüşlerini söylesin. Hocam burada tabii e, gol olduğunda Sanchez'e kızan oldu. Abdülkerim'e kızan oldu ama Anhelinho detayı ancak işte sizin gibi futbol adamları dikkatini çekince e, fark ettiğimiz bir şey Abdülkerim oluyor. Abdülkerim'in burada yapabileceği hiçbir yok, şey yok. Yok yok. Yani Koşuyor. ben hani genel olarak eleştirilere baktım ama hocam çekiyor. bakın Angelinho burada. Tabii tabi, son tabi. başlangıcında özellikle o açıdan istedim. Adana, Bakın gidiyor şu. An. Baskıya gidiyor. gidiyor. Aslında burada baskıya gitmesin. gidiyor İyini ama, gitme gidiyor 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 ama. gerektirecek ha. bir Aynen. pozisyon yok. Oyun ben, normal seyrinde devam ediyor. Benim seni böyle almam gerekirken Kerem'in oraya gittiğimde sana gelecek topta. Ama şunu da yapalım bir Kerem. Bir Kerem. arada gol pası muazzam. Casemiro'nun, e, Rashford'un koşusu ya, muazzam gol. Yani A seviye oyuncular. Zaten United'ın en iyi 3 oyuncusu. Evet. Evet, bu arada mi? hakikaten öyle yani. United'ın en iyi 3 oyuncusunun golü. Ee, burada tabii şu da var. Okan Okan Burun'un da Galatasaray'ı. Bruno Fernandes'te unutmayalım. Sen 4... gün özelinde söylüyorsun. Bugün özelinde 4-2-4 evet, evet. oynuyor Galatasaray. Bunu da görüyoruz Kerem. Yani çok 4-2-3-1 diyemeyiz Galatasaray'ın dışına. Zaten bu da her şeyi özetliyor. Çok önde baskıyla Hocam biraz burada hangi oyuncuya da herhalde baskı yapacağınızı bilmeniz lazım. Mesela Hannibal Mabjri o topu almış olsa bas. Ama Casemiro'ya bu baskıyı ya yapmak... Casemiro'ya yapılmaz bu. Şimdi burada çok prensip, riskli. Prensipte şu vardır. Hı. Geri çekilme deriz biz hep. Öndeki adamın üzerine git. Ama üzerine giderken arkada boş adam bırakmaman lazım. Orada baskı yapacak orta saha oyuncuları olması lazım. Angelino evet. değil. Rashford gibi bir, bir adamı bomboş bırakıp gidiyorsun. Devam edelim. yani Sıradaki pozisyona bakalım. Ya? Yani Annenin, dünyada an, böyle bırakılmayacak. Anelio an, an iyi değildi hakkı. bu arada ilk yer özelinde. Davinson Sanchez yani, uzun yol veriyor. Sanki. Dalo ve Zaha arasında bir mücadele ki Zaha Dalo'yu hayatından bezdirdi bugün. Sonrasında da attığı gol Galatasaray'ın yıldızı. Hocam burada hani ben bunu birkaç kere daha söylemiştim. Tabii siz sıkılmış olabilirsiniz ama yayında ilk kez söyleyeceğim. Ben Zaha'nı bilerek, isteyerek bilinçli bir şekilde yere çaptırtarak vurduğu kanaatindeyiz. Ben top, top bizi seyrediyorum hocam. Bir bak şimdi bak bakın biz Galatasaray'ın oyununu şöyle tarif ettik. Orta sahada pas yapan takımdan ziyade direk hücumlarla evet. giden direk hücum demek bir uzun topla mümkünse gol pozisyonu bulmak. İşte bunun en güzel örneği. Stoperin uzun oynuyor. Senin pozisyona göre her üç tane oyuncunda önde aynı hizada o koşulları defans arkasına yapmak için hazır oynatalım. Benim devam şanslısın edelim. ki Wilfried Zaha, Icardi ve Tete var o anda. Hücum hattında oynayan da David Sanchez. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi hocam. Çok iyi Serkan ben uzun topları. Yani bu inanılmaz bir top ya. Davinson Sanchez uzun gönderiyor. Zaha ve Dal arasında mücadele. Ki diğer açıdan da Kerem bunu çok iyi kanlıyoruz. Ve görüyoruz. E, Mehmet size de sorayım. Sizce bilerek mi çarptırttı? Ben, ben bilerek çaktırdık. Ben ben düşünüyorum. top bizi seviyorum Ben biraz penaltı almaya da yani Ona da iş, çalıştı. Garantiledi yani. Ona da çalıştı. En kötü ihtimal kaçırsaydı penaltı olacaktı. Öyle bir e, hareket. Bu arada, Ama burada ya bu arada Zaha yıllardır izliyor yıllardır iz, izleyen birisi olarak bunu Şimdi, bilinçli olarak yere bunun, çarptırttığını düşünüyorum. Bunun bir de yakın çekimi vardı. Bu bir sanat ben, eseri hayır, hakikaten. Bir, e, Yakın çekim elimizde dik, yok hocam. Bu, olsa bu, orada daha net Burada dikkat görelim. çekici olay. Bakın e, Sanchez'in pası. Topu ayağının üstüyle vurduğun zaman o top yere vurur, ileri doğru gider. O biraz dibine girdiği için löp top düşüyor. Tabii. Orada kalıyor. Bu çok güzel bir pas. İki, zaha rakibi sol tarafına almış. Aldığı andan itibaren rakibin dalonun yapacağı hiçbir şey yok. O vuruşu Za zaten yapacak ama son anda ayağını araya sokuyor. Za'nın vurduğu o top onun ayağından yere sekiyor. Ben yakın evet. çekimde ben de bö dönüyorum. böyle görmüştüm. Evet. Ayağından sekiyor oraya. Kapatıyor yani, hocam yere sevgili, ayağı. Sevgili Serkan senin dediğin gibi bilerek onu o şekilde vurabilir Ben ayağına çarpmıyor demiyorum futbolcu. rakibin. Bilerek yere kapatıyor top hocam. Yani o Gayet vuruşu, bana bilinçli geliyor. O, 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 vuruşu... Hocam siz kulübe muhtemelen. Tanış olan Şumayre golü vardı öyle. Yani o çok zor. Dedi. Voleyi çarptıracaksın Şimdi o şekilde, o şekilde topu yere çarptırsa biraz daha <laughs> yükseğe gider. Biraz daha uzuna gider gibi. Yani ben bilerek yaptığını düşünmüyorum. Gol ya. Ama çok da önemli ben değil. Ben top bizi sevdiriyorum Kerem. Evet evet top bizi sevdiriyorum. Ben rakibe evet. çarpmadı demiyorum burada ama. Evet. Devam edelim. Galatasaray'ın golü üstüne konuştuk hakikaten. Bakın bu planlanmış. Okan evet. Hoca'nın taktiği içinde olan bir pas ve o pasın golle sonuçlanmasıydı. Hocam Casemiro'nun ilk sarı kartı. Kerem Aktürkoğlu ile girdiği mücadele var. Ayak çok havada. Kerem'e de bir teması söz konusu özellikle omuz bölgesinden sert. Erman Hoca'ya selam olsun. kafayı sok faulü al. Ee, burada Kerem onu yapıyor. Aynen. Ben hep hatırlarım Erman Hoca bunu. Sarı kartı da gösteriyor. Son Mehmet'in bir Şimdi... röveşata golü vardı kupa finalinde Galatasaray. O zaman demişti Popescu kafayı soksan Şş. gol iptal olur diye. Şu pozisyonu, şu pozisyonu bir daha alabilir miyiz? Baştan, Baştan alalım. Bakın Casemiro'nun yüzüne bakın, gözlerine bakın. Bütün dikkati topta, topa doğru. doğru gidiyor. O yakın çekimde onu daha rahat göreceğiz. Ama öyle giderken bile Kerem'in oradan yaklaştığını kesin bir şekilde biliyor, fark ediyor. Şimdi fark etmemiş olsa o topu tabanıyla almaya zaten kalkmaz. Hı hı. Top zaten önünde ayağının üstüyle önüne indirir. Kerem'in geldiğini bildiği için yükselip Kerem'den önce vurmaya Ama Kerem'in o tekmeye kafa koyacağını hesap Kerem edemiyor. Kerem oraya kafasını uzattığı anda bence net faul ve sarı kart. Yok, bu, benim, Kerem bu benim. Bu benim Kerem alıyor ama hocam. Tabii. Faulü de sarı kartı. Hayır, da kafasını da Kerem alıyor. oraya uzatmasa Çok zaten. Yürekli bir bir şey. mi? Evet, evet, evet. Yürekli bir şekilde Tabii. alıyor Kerem'in. Maç boyunca yaptığı evet, en güzel şeylerden ben biri de bu. Bence doğru doğru bir kart. Sarı ha, kart. Daha riskli, fazlası yok. Riskli ama yani. Çok ciddi sakatlık da getirebilirdi. Kerem hakikaten burada ne kadar inançlı ve mücadeleci Bakın bir oyuncu hep, hep olduğunu gösteriyor. hep gözleri hep topta ama Kerem'in geldiğini Kötü bildiği için. Kötü niyetli değil Casemiro değil. Ama bir klişe diye Yani rakipten bence. önce tekmeye kafa sokuyor. Aynen evet. <laughs> <laughs> rakipten önce tabanımla hatta ayağımın burun tarafıyla topu yere indireyim zihniyetiyle gidiyor oraya. Yaz klişe falan değil. Hakikaten tekmeye kafa sokuyor çocuk. Ve çoğu oyuncu burada tiyatro da yapar. Kerem onu da yapmıyor. Ne kadar aslında o anlamda da bence takdir istiyor. Çünkü ligimize çok görüyoruz Serkan abi. Haklısın. Devam edelim. Ama tam böyle sıyrılmış konsantrasyon neredeyse. Konsantrasyonunu gösteriyor. saçları mutlaka ayağına değmiş. Çok yakın geçmiş. Pozisyon Ekrana geldi. Bir sonraki pozisyona bakalım. Bu önemli. İlk sarı kart Kerem. Casemiro'nun evet. ilk sarısı. 34'te çıktı. İkinci aradayız. Sergio Oliveira geriye dönüyor. Davinson Sanchez'in ayağı kaydı. Sonrasında Höylund topla buluşan oyuncu Abdülkerim peşinde. Çok soğukkanlı bir bitiriş genç futbolcudan. Bu çocuk da iyi topçu. Yani büyük topçu olmayan değil Kerem izinle hocama bir şey soracağım. Hocam Tabii ben mi ki. çok detaycıyım? Yani Snyder'de gördüğüm şuydu. Snyder pas alışverişi yaparken hangi oyuncu sağ ayağını kullanıyor hangisi sol ona göre pas atardı. Bence burada Oliveira çok tırnak için Aminat abiyle gevşek davranıyor. Sanchez'in soluna atıyor topu. Özensiz diyelim. Özensiz. %100. Ee, sağ ayağını atsa bence Sanchez burada kaptan. Yani çok tamam Sanchez'in hata ama Oliveira'da bence daha dikkatli. Biraz orada şeyi görüyorum Oliveira'da. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ama maç ritmini kaybetmesi direkt Performansını etkiledi artık. Eski Oliveira değil. değil. Sevgili, sevgili Mehmet, %100 katılıyorum. Bu futbolun doğrularından bir tanesidir. Arkadaşının daha güçlü yönüne doğru oyna. O doğru. Demek ki sağ ayak. Bir de pozisyon öncesi bir daha durdurursak. Hı hı. Şimdi sadece ayağa sağ ayak olduğu için değil. Burada rakip evet. var. Rakipten de mümkün olduğunca uzağa atarak zaten şu bölgeye de oynaması lazım. Onun sol ayağı bile daha kuvvetli olsa rakiple e, e, arasında kalacak şekilde diğer tarafa doğru oynaması lazım bakın. Hocam bir detaydan Bu tarafa oynasa hiçbir sorun olmayacak. Bir detayda şu. Mehmet'in e, tespiti %100 doğru. Haklı. Bir detayda şu. Burada göreceğiz. Ayağının dışıyla pası veriyor. Evet. Oynat Icardi'den o gelsin Oliveira'ya. Şey. Ayağının dışıyla veriyor. Dışa dışla verdiğiniz zaman topun ters tarafa doğru dönme olasılığı her zaman yüksektir sırtında oyuncu var. Çok ciddi bir baskı yok. Ayağının içiyle verse kesinlikle böyle bir şey yaşanmayacaktı. Ya mutlaka şimdi bu derece e, doğru ama bazen de böyle futbolcuları rahatsız edebilecek tespitlerde bulunduğun zaman hoca futbolcu ilişkileri de gevşiyor. Doğru. Şimdi biraz da gerçeklerle yüzleşmek için bunu söylüyorum. Senin çok değerli iki futbolcun öyle bir penaltı kullanıyorsa o zaman bazı futbolcularda böyle paslar veriyor. Bu da bizim ülkemizin genel bir sorunu. Ben bütün hepsinin olmaması ben, gerektiğini hocam, düşünüyorum. Hocam çok özür dilerim Serkan abi. Bir görüntü daha istiyorum Kerem Golde. Şu. Duralım. Bu da. Burada bir Basit duralım. Nasıl maçları izleyen biri olarak söyleyeyim. Bu benim gördüğüm üçüncü görüntü. Beşiktaş maçı. Mitşo oyuna girmeye hazırlanıyordu. Oliverin hatasında evet. Amir'in golü geldi. Kopenhag maçı. Yine kenara iki oyuncu geldi. Kopenhag ikinci golü attı. Yani bence teknik eğitim buna bir önlem alması gerek. Ne zaman oyuncu değişikliği yapılmaya hazırlansa artık ya da topu taca mı atacaksın? Örnek veriyorum ya da e, Yugoslav faal deriz. Yani oyunu mu durduracaksın? Bu çok ilginç. Yani Galatasaray tam oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanırken benim hafızama hemen 3 maç belirdi son dönemlerde. Zaten maç kaybedilse Okan Hoca da maç sonunda muhtemelen tam oyuncu değişikliği yapıyorken <laughs> gol yedik <laughs> diyecekti önceki maçta. Evet, bu da Galatasaray'ın daha güzel şeyler bu, söyleme Bugün gün boyunca eleştirdiğimiz iki dakikalık sekans olarak kalsın Serkan abi. Evet. Yani. Ama haklısın. Ya, hani doğru. Yüz, yüzde yüz çok doğru bir tespit. Çünkü öyle anda gayri ihtiyarı. Ya Şampiyonlar Ligi maçı. Kimse çıkmak istemez. Orada tabela kalkmadan önce acaba ben miyim diye dikkatler oraya doğru kayıyor. Doğru. Ben yani, bunu hiç düşünmemiştim. Bakın, Bakın Abdülkerim zaten top bizde diye tamamiyle oyuna başka açıdan bakıyor. Tabii. Veya kim çıkacak? Benim yanıma mı gelecek biri? Ben mi dışarı gideceğim? Hele hele kendi mevkidaşlarıysa gayet doğal bir şekilde onlar düşünüyor. Değilse bile hocanın her türlü kaydırmayı, yani bir futbolcunun yerini değiştirmeyi yap yaptıkları için kendini de inşallah ben değilim diye bir yokluyorlar. Hocam bu arada Abdülkerim de burada Höylund'u indirse e, kırmızı kart görecek ve İlk çok daha farklı dedim. bir noktaya gidecekti mücadele. Yani bir bir zaten puanı alıyoruz e, diye düşünüp de böyle, bir şey evet. Evet. Yani böyle bir şey yapabilirdi. Evet. böyle bir şey yaşanabilirdi. Devam edelim. Abdülkerimi de tebrik edelim her şeye rağmen. Burada belki bir gol yedi Galatasaray ama sıradaki pozisyon ekranda. Mücadelede 69. dakikadayız. Galatasaray baskıyla topu kazandı. Barış Alper Yılmaz'dan orta. Onana topu sektirdi. Wilfred Zaha çekti. Pasını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top dışarı çıktı. Orada topu çektiğinde de Kasemiro'yu da kendine doğru çekti. Kerem'e de e, iyice şut açısını hazırladı. Ten hak kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Ya da ne kadar kalır belli değil ama yani çok uzun vadeli olmayacağı kesin. Gelecek olan hocanın İlk yapacağı hamle Altay Bayındır'ı kaleye koymak olacaktır. Bu kaleci iyi kaleci değil abi. İnanılmaz hatalar ama bir oyuncunun hakkını teslim edelim. E, Ahmet Hocam ne diyecek bilmiyorum. Za müthiş veriyor. Tabii yani işte müthiş. bizim ne yazık ki yani Barış o pozisyonda o yine bugün çok asist yaptı ama hani bazen o seviyeyi görüyoruz işte Za olmak böyle bir şey. Kaleyi değil direkt müthiş asist. Asistiyorum ya. Yani o topu çektiği boyamadım. anda hala bir adım geriye geliyor Tabii. bir adım daha öne gidiyor Casemiro bir adımlık dönüş farkını yine Kerem'e kazandırmış Tabii, oluyor Kopenhag'da ee, bazen... da kaçırdı buna benzer direkten dönmüştü ba Hocam ba ba bazen özür dilemek lazım Kerem burada hakkını bana helal etsin <laughs> yani Kerem artık bu golü de yap diye benim orada öyle bir tepkim vardı benim de helallik isteme <laughs> zamanı Yok, çoktan vurdunuz. geldi Sen, Kerem'den hocam, hocam beni iyi vurduğunu düşünüyorum bence iyi şut Hayır şut için kötü bir şey değil ama gol bekliyoruz öyle anda. Zahan'ın tepkisi atsın, normal onu mi hocam. Onu diliyoruz onu istiyoruz. Hocam Zahan yani, Kerem'e tepkisi böyle biraz hani aynı bölgede düşünülen iki oyuncuydu da onlar falan. Bir maçın sıkıntı başın, olur mu? Maçın başında e, var. Yok ben ondan... Burada oldu, da var. Burada da var. Ve, çok evet. izledim Serkan Korkmaz. Bu müzik şestleri hep söyler. var. Ben, ha. Hep Ben, var, ben evet. ondan yani yeni dolayı bir şey değil. değil olmadığını düşünüyorum. Bakın bende şöyle bir alışkanlık var. Bir maç izlerken bazen sadece desteklediğim takım değil... Rakip takımdan da bariz bir hata gelse içimden bir şey batıyor. Böyle böyle bir e dürtü beni... Yani Zaha da büyük bir hariç değil. Ya hocam. bu kadar senin gibi değerli bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu nasıl olur da bu kadar basit bir hata yapar diye o ona gayri ihtiyarı küçük bir tepkidir. Devam aslında edelim. Şey Kerem'le Galatasaray'ın değerlendiremediği fırsat ekrandaydı ama bu da aslında Cimbom'un ayak sesleriydi. Icardi'ye Barış Alper'i buluyor. Barış Alper'den pas Kerem Aktürkoğlu'na sol ayakla çok güzel bir ilk dokunuş. O topu da öyle önüne aldı mı? Kerem Müthiş. golünü yapar hocam. Şeyde taçı attıralım. Atmadan önce bir durduralım. Bir durduralım. Saşa boyu atmadan önce. mi? Evet. Şimdi şimdi bakın bu tamamıyla çalışılmış bir parçadır. Evet, yani burada Barış'ın bırakması, Icardi'nin oraya gitmesi o o yüzden özellikle buraya dikkat çekmek istedim. Galatasaray'ın direkt oyununu burada da görüyorsun. Bakın top hep ileri gidiyor. Bir tane yan pas yok. Yan pas iş biteceği zaman burada. Ve o o pasta zaten golü getiriyor. E, topla oraya gittiği zaman da boşalan bir alan var. Oraya Kerem'in çok güzel koşusu var. Yani Kerem o avuta giden topta beni duydu. Duyduğu için de hocam madem gol istiyorsun al sana gol dedi. Müthiş bir vuruş. Bir sezon başına gidelim mi? Bir pozisyon istedim arkadaşlarımdan. Ha, haklısın. Hemen sezon başına bir gidelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpia Ljubljana deplasmanındaydı. Galatasaray Barış Alper'le burada topu getirdi. Kerem'e çıkardı. Şu yüzden ist istedim hocam. Gol zaten biraz benziyor. Evet. Barış Alper Galatasaray'a geldiğinde daha, daha çok bir sol kanat oyuncusuydu ama sağ çizgide oynadığında bence bariz şekilde daha verimli. İçeri kat ettiğinde daha Kreatif düşünmesi lazım ama çizgiyi düz ayakla kullandığında enerjisiyle fark yaratıyor. Ne dersiniz? Kes, kesinlikle doğru. Bakın futboldaki yine temel prensiplerden biridir. Bu sene bu golleri özellikle Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den çok göreceğiz. İki takımın da sıfıra inebilecek futbolcuları var. Sıfıra inildiği zaman da devamlı arkadan gelen futbolcular aranır. Yerden onlar buluşturulmak istenir. Bu da Galatasaray'da çalıştırılmış çalış, çalışılmış gollerden bir tanesi. Bir de e, şuna dikkat edelim. E, bakın. E, İki gol de bir arada. Öne koşan öne koşan Amrabat, Okan Hoca'nın sol bekleri e, e, klasik bir sol bek değil derken tamamıyla Amrabat'ın üzerine dikkat çekelim. Daha sonraki golde de göreceğiz onu. Icardi'nin golünde. O yüzden oraya da dikkat çekmek Hiçbir şey tesadüf diyor. değil hocam kısacası. Kesinlikle kesinlikle değil. Evet. Yani bilinçli bir şekilde analizi yapılmış, karşı tedbirleri alınmış, zaman olmasa bile bir antrenmanda olsa futbolculara hem görsel bir şekilde toplantıda, ki öyle bir toplantıda yapmıştı Galatasaray, İyi. hem de sahada uygulamalı bir şekilde çalışılmış bir gol. Barış Alper'in detayı önemli Kerem. Yani sol açık oynamayı seviyor ama sağa geçtiği zaman çizgiye inmesi. Evet. Geri Rodriguez böyleydi. Sağa kullandığı zaman Gomis asist yapıyordu. Sola, solda oynadığı zaman kendi golü yapıyordu. Barış bir de solda Kerem gibi direkt gol atmaya da başladığında komple bir önce olacak. Devam edelim. Sıradaki pozisyonumuza bakalım. Zamanla 9'a dönüşme ihtimali de var. Skoru 2-2'ye getirdiği an Onana ile oynadı Lindelöf. Onana her zamanki hatalarından birini yaptı. Mertens Casemiro'nun bence geldiğinin son derece farkında, evet. çok kurnaz, çok akıllı bir oyuncu. Hem penaltıyı aldı hem United 10 kişi bıraktı. Hocam. Evet, şimdi önden bir çekim var. Bakın burada göreceğiz. Mertens maçı burada bitirdi aslında penaltı gol olsa. Evet. Şimdi aynı anda Casemiro top nasıl olsa boşta. Ben sağ yamla kayarsam vurabilirim diye düşündüğü anda Mertens de benim topla rakip arasına girmem gerekir diye sol ayağının dışa doğru bastığı anda bu temas Hocam, gerçekleşmek zorundaydı. Hocam Icardi'yi de hakkını yemeyelim bir geri alalım. Tabii. Neden Onan'a burada tamam kötü kaleci de bir bakalım Icardi'ye ne yapıyor? Dakika 76 bu arada hazır dediğimiz hazır değil dediğimiz Icardi bu. Icardi'nin baskısı. Icardi'nin mesela kaç tane 9 numara bunu yapıyor canı gönülden? Bu adam yapıyor abi. Sevgili Serkan. tane top çıkardı. Bu dörtlüğünün hakkını demin teslim ettik. Aynen. Baskılarda. Ettik, tabii. Baskılarda, Ay ben bir daha dikkat tabii, çekmek tabii, istedim. Çok yani yani konuşmayı seviyorum hocam ve, ben. Ve, ve Belki de, tekrara da düşüş ve, olabilir. Ve, ve dedim ben ben maçın sonuna kadar dayansınlar diyor özellikle. O şu yalan, ve dayandılar. Hocam hani yalan koşu diye de bir tabir vardır ya. Yalandan koşuyor, dekor koşuyor falan. Hocam Yok. şu Yalandan da olsa bak, koşun ya. Bakın abi yani adamın ikar, elde ettiği ikar, kazanıma bak. Icardi o o derece akıllı evet, ki. Müthiş bir o adam. derece tasarruflu oynuyor ki onun boşa attığı bir adım bile yok. Aynen. Attığı bütün adımlar dolu onun. Ama herhalde, Biraz daha da çalışkan herhalde. olsa değil mi hocam? abi herhalde penaltıyı savunmayacağız. O kullanacak. Penaltıda <laughs> Ama adam öyle büyülü bir gol atıyor ki. Sallayamıyorsun adama. Hani <laughs> Ya şurada öyle penaltı mı kullanılır be Icardi falan demek üzereyken Sonra o golü atıyor işte. Devam edelim işte o penaltı görüntüye gelecek. Mauro Icardi Onana'nın sağına doğru topu gönderdi. Kaleyi tutsa kurtarıyor Onana yalnız burada bu Çok arada. Çok iyi kapattı köşeyi. Kurtarabilir mi? Kurtarır hocam. Kurtarabilir gibi. Bilir kurtarabilir. Kaçırdığı, fifti, kaçırdığı fifti. penaltılar hep kalecinin sağına Giresun'da. Soluna Kayseri kaçırmıyor de. abi. Bir Soluna, de Panenka kaçırmıyor. Şimdi e, bu, bu, tür vuruşların her zaman bir riski var. Tabii. Yani penaltılarda benim özellikle çok önemsediğim iki değişik tarz. Bunlardan bir tanesi böyle çok sakinsindir, yüreklisindir. Son ana kadar beklersin kaleci mutlaka bir yere doğru hamleyi yapar. Yaptığı anda ters tarafa ayağını çevirirsin. Gaziantep'li Maksim Hocam röportaj yaptığımda sordum 32'de 32'ydi. Hı <laughs> hı. Hiç Rahmetli Selçuk Yula Tesadüf olamaz Yok, Selçuk... Ay, Hocam gibi de anlattı evet. son ana kadar bekliyorum dedi. Selçuk Yula Selçuk o penaltıları de... atardı Allah Onun için şöyle bence. derdik biz Top çizgiyi geçer fileye değmez <laughs> O derece Yumuşak <laughs> vurdu ama Kaleci terse gitmiş Veya kalecinin Kesinlikle ulaşamayacağı noktalar vardır Bu biraz da şu Omuz hizasına yakın Üzerinedir ama oraya vurmaya çalışanlar bazen üstten avuta atarlar. Direkten döner. Hele hele sert vurdukları zaman bu riskten kaçınan futbolcular böyle sert köşeye alttan vuruş yaptıkları zaman gol yapacağını sanarlar ama kaleci zamanında giderse çıkarma. Onun an anında maç boyu tek evet. olumlu hareketi iyi gitmiş yani kaleyi tutsa da kurtarma olasılığı yüksek. Devam edelim. Son bir pozisyon var ki. Acaba güzel hangi pozisyon? pozisyon? <laughs> uzun vurdu. Davinson Sanchez kafayla karşıladı. Kafayla 50 metrelik bir asist yapmış oldu. Ve Mauro Icardi Onana'yla Old Trafford'da Manchester United'la dalga geçercesine penaltıyı kaçırdıktan sonra şey yaptığı bu vuruş oldu. hakikaten inanılır bir değil. da evet. e, rövanşını aldı. Demin Højlund'un vuruşu evet. da çok klas bir vuruş. Ona da bir rövanş oldu. O yüzden hani Muslera da çok sevinmiştir bu gole. Hani o da rahatlamıştır. Bir pozisyonun başlangıcını başlangıcını hocam da ben, e, fark edecek bir offside ayarlama yapıyor Icardi'ye. Yani i̇nanılmaz konuşmaz bu oyuncu. Ş şöyle bakın. Çok ofsayta e, kalan bir oyuncu. Demin Amrabat'a dikkat çektim. Niye bu pozisyonu düşünerek dikkat çektim? Topu vuran kim? Doğru. Amrabat. Topa vurduktan sonra ileri koşu yapsanız Kesinlikle Icardi offside. Bırakın ileri koşu yapmayı. Yerinde dursa Icardi offside. Amrabat offside'ı bozmak için geri gitmiş. Bir de onu geniş açıdan Bu Amrabat'a ne vermişler Kaç para? 30 milyon euro. 30 sonra. milyon Bakın, euro vermişler. Bizim çocuklarımız, Pilottan bize gelen olursak... yabancı futbolcular, gidenler. ya Bizim futbolcularımıza çok az paralar veriyorlar. Tamam Amrabat ben de beğendiğim bir oyuncu. Bu, bu arada kendi pozisyonunda oynamadı. Bu arada çocuk kendi gittim. pozisyonunda oynamadı evet. ama yine de yapmazsın abi bazı şeyler de Hani pozisyonun pozisyonunda oynamadığım da olmaz yani. Şurada şu topu şöyle kaptıramazsın. Yani mesela Oliveira'ya kızdığım kadar bir futbol sever olarak Amrabat'ı da eleştirmek Doğru. zorundayım. Onana ve Amrabat günün kötüleri United's adına. Hocam Onana ne, ne zaman son geldi United'da? Bir tane Sezon ee, Sezonun yok. ilk maçı Wolves karşısında Şimdi çok de. iyiydi. 1-0 kazandılar. O kazandırdı. Sonra ben hakikaten baş aşağı gidiyor Hatta yerlerde süründüğü pozisyonları Abiciğim, hatırlarsınız. Aynen. Arslan'ın maçı çok mıydı? Çok aşağılayıcıydı. Altay Altay bu kaleyi aldı malumun ilamını bekliyoruz. Hocam şimdi, son vuruş. Ya, şimdi e, golü atmak için illa topa sert vurmak gerekmiyor. Icardi şunu biliyor. Kaleciyle karşı karşıyayım. Kaleci mutlaka Baksın. karşıma geçecek. En azından küçülmek için bile yani büyümek için bile Aşağı doğru inecek. Üzerinden aşırdığım zaman kesinlikle goldür. Kaleciyi zaten gördüğü anda onu yapıyor. O da, onana da baştan itibaren bayağı yaptığı hatalara bir kafesi. hata daha ilave ediyor. Yani topa kesinlikle. Hocam bayağı ciddi atlıyor bu arada göğüs kafesi üstüne ya. İnşallah. Hocam şey olur. maçı izlerken size söylemiştim mesela. Musleri'nin bence en temel farkı kaleci ufalmıyor bu tip pozisyonlarda. Son ana kadar tabii bekliyor. Tabii. Mesela Rashford'un bir birken bir boş kaleye Bruno Fernandes'e attığı pasta da onu pasa itti Mustera. Yani Kalede ufalsa direkt şutla gol atabilirdi. Bakın daha vuruşu yapacağı zaman zaten hem çöküyor hem hafif sağ, sağına doğru gidiyor. Hamle yapma şansı hiç yok. Pozisyonları sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu galibiyet golü de tekrar tekrar ekrana geldi.